Merhaba arkadaşlar. Bugünkü devremiz eko özelliği olan, yani delay özelliği olan mikrofon devresi. Kendinden çıkışlı olacak. Kendinden preamfile olacak, önamfile olacak. Ve kendinden ekolu olacak arkadaşlar. Bu sadece ekonun devresi. Preamfi devresi zaten basit. Çıkışı da modül olarak kullanacağız. Ve umuyorum ki 4 dörtlük bir cihaz olacak. Hadi şimdi malzemelerimizi tanıyalım. Evet, bir adet kapsül mikrofon. Normal mikrofon da kullanabilirsiniz. Bir sürü direnç arkadaşlar, bir sürü kondansatör, bir sürü elektrolitik kondansatör, 3 tane potansiyometre, bir tane TL-071 ya da UC741, yani normal 741 entegresi de kullanabilirsiniz. Aynıdır. Bir de eko devresi olan PT2399 entegremiz. Arkadaşlar ses çıkışı olarak bu modülü kullanacağız. PAM modülü, yani PAM modülü olarak geçiyor bu. Sesi gayet şıkır şıkır. Ben artık LM386 kullanmaktan bıktım. Hatta iğrendim. Bunun sesi oldukça güzel ve çok ucuz. Yani bu 5-6 lira, bilemediniz 10 liralık bir şey. Ama muhteşem sesi var arkadaşlar. LM386'lı devrelerde 1-2 watt ancak veriyor. Ses de kalitesi çok düşük. Bu 2x3 watt arkadaşlar. Muhteşem bir ses çıkışı var. Evet. Ben baskı devremizi her zamanki gibi hazırladım. Evet, bunu zaten biliyorsunuz. Videoların altında linklerde her şey var. Yine çok zorluk çıkartmasın diye yerleştirme planını da üzerine bastım. Pratik olsun diye. Evet arkadaşlar. Hadi montaja başlayalım. Bye.
Evet arkadaşlar, devremiz hazır. Bu devrenin en güzel özelliklerinden birisi maksimum 5 voltta çalışması. Yani 3.7'lik tablet pili ya da 18650 pillerle çalışabiliyor, uzun süre çalışabiliyor. Şimdi devremizin sesini açalım ve deneyelim arkadaşlar. Çok açamayacağım. Hoparlör çünkü yakın. Çınlama yapıyor. Seh. Cihaz kontrol. Arkadaşlar delay gecikme demektir zaten. Ses. Se. Bu tekrar. Bu tekrarın hızı. Se. Ses. Ses. Evet, bakın. Tekrar hızı arttı. Biraz sesi açalım. Ses. Tekrar zamanını azalttım. Ses. Tekrar azaltalım. Ses. Ses. Cihaz kontrol. Ses. Ses. Evet. Ses kontrol. Ses. Ses. Arkadaşlar hoparlör çok yakında, uzaklaştıramıyorum. Onun için bu tekrarları ve çınlamalar alıyoruz. Ses. Bununla benim en hoşuma giden şu arkadaşlar. Ses. Ses. Yani ses esnasında bu gecikmelerle, zamanlarla oynarsanız robotik sesler çıkıyor arkadaşlar. Devremiz çalıştı. Ses 1-2. Ses. Ses 1-2. Cihaz kontrol. Ses kontrol. Cihaz kontrol. Ses. Evet arkadaşlar, devremiz çalıştı. Bu devreyle ilgili basit bilgiler vereyim. Çünkü bu devre entegre devredir. Entegreler kendi işini kendisi yapar. Yani mantıklı bir açıklama yapamam. Mouse'u takip edin arkadaşlar. Bu TL071 ya da 741 entegresi, fark etmez. Tek girişli op-amp, yani ön amfidir arkadaşlar. Çok cılız mikrofon sinyallerini biraz daha yükseltip ses sinyaline çevirir. Şu bölüm mikrofon için arkadaşlar. Buradaki orta bölüm ve şu 3 tane potansiyometre de PT2399 denilen delay, yani geciktirici entegre. Bizim Türkçe tabirimizde eko entegresi. Buradaki malzemelerin hepsi bu entegreye özel arkadaşlar. Onun için yani şu dirençten şu geçerse şu olur diyemeyeceğim. Çünkü bütün işi dediğim gibi entegre yapıyor. Burada feedback denilen potansiyometremiz var. Yani sesin tekrarı. Mesela en kısık seviyede ben A dediğimde birkaç tane A çıkarır. En son seviyeyi açarsanız belki 10 tane 15 tane A çıkarır. Bu zaman potu. Tekrarın zaman aralığı arkadaşlar. Ben A dediğim zaman A, A, A ya da işte A, 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 A gibi o A'ların zamanını ayarlar. Bu da bildiğiniz ses kısıp açmak için potansiyometre arkadaşlar. Buradaki modülü ben çok seviyorum. Bundan sonra bütün sesli devrelerde, küçük sesli devrelerde bu modülü kullanacağım. Bir daha LM
Kaçtı o? İsmini bile anmak istemiyorum. O entegreyi kullanmayacağım. 386'ydı herhalde. O entegre çünkü cızırtı yapıyor, parazit yapıyor. Bir ton tantanası var. Çok da eski bir teknoloji. Onun yerine bu modül muazzam arkadaşlar. Hem ucuz hem muazzam. Mutlaka bu modüllerden alın. Gümbür gümbür sesi var bu modüllerin. Bunlar ses çıkışları arkadaşlar. Birbirinden bağımsız iki tane hoparlör çalıştırabiliyorsunuz. Burası artı. Yazmayı unutmuşum ama size vereceğim dokümanda kesin yazacağım. Burası eksi. 5 volt arkadaşlar. 3.7 ile 5 volt arası çalışıyor. Bunun haricinde diyeceğim bir şey yok arkadaşlar. Bu devre bir öğrenci deneyi olabilir. Ne bileyim yani çok güzel bir kutu tasarlarsanız ticari olarak bile kullanabiliyorsunuz. Ticari olarak derken yani muhteşem yüksek sesle bir çıkışı yoktur. İlla ki yani arabada anons amfisi olarak kullanamazsınız ama yine de bir şekilde kullanılabilir. Öğrenci deneyi olabilir dediğim gibi. Evet arkadaşlar, devremiz çalıştı. Başka diyeceğim bir şey yok. İzlediğiniz için teşekkür ederim.